günler. Ben Merve Yıldırım. Ama bugün size yalnız merhaba demiyorum. Yanımda sabahların prensi mi desem, çalar saatin kaptanı İsmail Küçükkaya var. Hepimizden çok daha tecrübeli, benden özellikle. Buraya geldi. Zaten aynı çatı altındayız. Hemen masası sağ tarafta. Kahve içmeye geldik. Bir kahve arası verelim dedik. Onunla açılışı yapmak istedik. Hatta şöyle yaparmışım ben. Günaydın çalar saatin anneleri. Bakın şimdi misafirliğe geldiklermişim. Benden söylemesi. Ama bugün iyi günler diyeceğiz. Evet, isterseniz siz de deyin. İsmail Beyciğim. Biz bu saatlerde aslında biliyorsunuz uyuyorduk. Ama uyandık şimdi. Evet. Misafirliğe geldik. Kim bilir neler neler konuşacağız burada, değil mi bugün Merve? Vallahi çok şey konuşacağız. Benim de çok merak ettiğim şeyler var. Onların hepsini soracağım burada. Belki ne sürprizler çıkabilir bilemem artık. Ben de bilmiyorum. Akışına bıraktık. Doğal gidiyor her şey, biliyorsunuz bizim kanalda. Öyle. Aynen öyle gideceğiz. İlk haberimizle başlayalım isterseniz. Üzüncü haber. Ama ilk haber üzücü bir haber. Aslında burada hem seyircilerime hem de size sormak istiyorum. Bir çocuğun hayatının bedeli var mıdır? Yoktur. Bir film vardı ya, 21 gram diye. Hani organ nakli ile ilgili bir filmdi o. Hiç unutamadığım bir filmlerden. Şampen oynamıştı onda. Onu da düşünürüm hep. Bir insanın hayatının bedeli yoktur. Ama Türkiye'de ise 18 bin lira. O kadarcık mı? Bakalım. Oturduğu sitede evine doğru yürürken geri gelen servis aracının altında can verdi. Bir daha okula gidemedi, sokakta yürüyemedi. Hep 11 yaşında kaldı Tarık. Mahkeme onun bu acı ölümüne, bir çocuğun hayatına 18 bin lira bedel biçti. Onu da 20 taksite böldü. 2 yıl önceydi. Tarık Üngür okuldan dönüyordu. Servisten indi, oturduğu sitenin sokağında yürürken hızla geri geri giden bir başka okul servisinin altında kaldı. Can verdi. Site içinde dar bir sokakta çocukların okuldan dönüş saatinde oldu kaza. Aracın hızlı olduğu da görüntülerden etti. Servis şoförü Salih T'ye taksiyle ölüme neden olmak suçundan 3 yıl hapis cezası verdi mahkeme. İyi halden 2 yıl 6 aya düşürüldü. Bu cezada 18 bin lira para cezasına çevrildi. 20 taksite bölündü. Evlat acısıyla yüreği yanan aile Tarık'a biçilen bu bedelle bir kez daha yıkıldı. İsterseniz o aileye dünyaları verin. 18 bin lira verilmiş ya hani. İsterseniz dünyaları verin. Ama o ailenin artık bir canı gitmiş. Bunu nasıl geriye getirebiliriz ki biz? Yani dalga geçer gibi 18 bin lira ve 20 taksit eklemişler bir de üstüne. İnsanın söylerken bile canı acıyor. Bir de o aileyi düşünmek lazım. Allah hiçbirimize evlat acısı vermesin. Gerçekten izleyince bile biz bu kadar üzülüyorsak onu yaşamak kim bilir nasıldır. Allah korusun. Bir de hırsızlar var. Otobüse binerken bir saniye içinde bakın neler oldu. Fark ettiğinde artık çok geçti. Otobüse binerken sıkışıklıktan faydalanan hırsız, genç kızın cebindeki telefonu saniyeler içinde çaldı. Hızla uzaklaştı. Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. Genç kız otobüse binerken arkasında sanki otobüse binecekmiş gibi bekleyen adam elini genç kızın cebine uzattı. Telefonu aldı. Otobüse binmeden uzaklaştı. Genç kız otobüs hareket ettikten sonra telefonunun çalındığını anladı. Panik içinde durdurduğu otobüsten indi. Hırsızın peşinden gitti. Allah'ım haber verseydin mi? Beni görmedi. Haber ver. Arabaya bindin adam. Nereye gitti? O değil. Şoför de telefonunu bulmak için çırpınan genç kıza yardım için otobüsü durdurdu. Yanına koştu. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim. Kusura bakmayın. Ancak hırsız çoktan uzaklaşmıştı. Birkaç dakika sonra genç kız ve otobüsün şoförü geriye döndü. Tekrar otobüse bindiler. Nereye koymuşsun kızı? Kamera kazımda ben indirtiyorum. Şu an şirkete kamera kazı inecek. Onu kamera verirsin. Son çare akıllarına çalınan cep telefonunu aramak geldi. Ancak hırsız telefonu çoktan kapatmıştı. Şimdi polis o hırsızların peşinde. Kendimizi mi koruyacağız? Çantamızı mı koruyacağız? Kimliğimizi mi koruyacağız?
Neyi koruyacağız ben anlamadım. Görüyorsunuz bir saniye içinde neler olabiliyor. Ama bu arada o sürücüyü de tebrik etmek lazım. Minibüs ve otobüs şoförleri hakkında bazen kötü olayları biliyorsunuz tanık oluyoruz ama böyle yürekli insanlar da var. Bir tarafta da iyi insanlar var. Bir üniversite öğrencisi 2 yıl önce başkasının kimliğiyle doğum yaptı. Sonra bebeğini çocuğu olmayan bir aileye verdi. Tabii bu skandal gizli kalmadı. Neden gözaltına alındınız? Başkasının kimliğini kullanarak doğum yaptı. Bebeğe bakamayınca çocukları olmayan çifte verdi. Skandalı sağlık merkezindeki hemşire ortaya çıkardı. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okuyan A.Y. sevgilisi S.K.'dan hamile kaldı. Genç kadın bebeği doğuracaktı ama kimsenin bilmesini istemiyordu. Bunun için de sahte kimlik kullandı. Geç baba. 2 yıl önce Adana'da özel bir hastanede dünyaya geldi minik bebek. Ancak üniversiteli sevgililerin o an fikirleri değişti. Bebek iddiaya göre Doktor D.U. ve Hemşire N.K.'nın yardımıyla uzun yıllardır çocuk hasreti çeken bir çifte verildi. Yaşanan skandalı bir tesadüf ortaya çıkardı. Aile Sağlığı Merkezi görevlisi sahte kimliğin sahibini aradı. Bebeği neden hiç doktora getirmediğini sordu. Bebeğinizi neden hiç aşı yaptırmaya getirmediniz? Ben doğum yapmadım. Benim bebeğim yok. Olur mu? Sizin bir yaşlarında erkek bebeğiniz var. Neye uğradığını şaşıran kadın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Üniversiteli gençler A.Y. sevgilisi S.K. ile doktor, hemşire ve bebeği üzerlerine geçiren çift gözaltına alındı. Neden gözaltına alındınız? 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebekse Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sevgi evlerine teslim edildi. Başlangıçta servis şoförünün geri geri giderken ezdiği çocuğumuz Tarık'ı hatırlayacaksınız. 2 haber önceydi. 3 yaşındaki Rüzgar da aynı şekilde can verdi ve babasının feryatları sokakları inletti. Oğlum ben öleyim de çocuğum kalksın ayağa. Bir babanın yıkıldığı andı bu. Sokağın kenarında oturup dakikalarca ağladı. 3 yaşındaki Rüzgar geri geri gelen öğrenci servisinin altında kaldı. Üç çocuğum benim. Antalya Muratpaşa'da bir sokakta servis şoförü öğrencileri aldıktan sonra geri manevra yapacaktı. O sırada yolda oynayan 3 yaşındaki Rüzgar Demir'i fark etmedi. Tosunum ölmüş, tosunum aslanım ölmüş. Benim aslan gibi oğlumu görmedin mi sen? Öğrencilerin çığlıklarıyla durdu servis aracı. Minibüsün altında kalan Rüzgar hayatını kaybetmişti. Ben ölüyüm, ben ölüyüm. Benim aslan parçamı lan. Oğlunun ölüm haberini alan acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. Servis şoförü Salman Özdemir gözaltına alındı. Ben ölürüm. Çocuğumun üstüne bir battaniye verdi. Böyle büyük araç kullanan servis şoförleri ya da otobüs şoförlerinin çok iyi seçilmesi lazım. Şimdi bu babanın feryadını dinledik biz. Onun acısını ne dindirebilir ki? Ne kadar da tatlı bir çocuk. Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Bu arada İsmail Küçükkaya gitti zannetmeyin. Hemen yan tarafta oturuyor masasında. Gelecek yanımıza. Ama birkaç habere daha göz atacağız. Dün hatırlayacaksınız bir okul getirmiştik ekrana. Yıkılmak üzereydi okul ve öğrenciler parmak ucunda yürümek zorundaydı. Sallanıyordu okul. Öznur Aslan yapmıştı haberi. Bu haberi yaptık ardından... Bu soruna da çare olduk. Can güvenlikleri yok çocuklarımızın bu okulda. Her hafta biz kendimizi resmen ölüme atıyor gibiyiz. Çocuklara fazla koşmayın diyormuş öğretmenler müdürle. Sallantı oluyor diye. Fox Haber uyardı, valilik harekete geçip okulu boşaltma kararı aldı. Öğretmen arkadaşımızın üstüne tavandan sıvalar düştü geçen cuma. İstanbul Fatih'te 1999 depreminden beri yıkılma tehlikesi yaşayan okulu Fox ana haber ekranlara getirmişti. Bizim sınıfın kapısı düştü yere. Arkadaşımın omuzuna. İşte okulun bodrum katına inen merdivenler bunlar. Buraya da böyle bir engel konulmuş. Tabii bu bir anaokulu öğrencisini bile kolaylıkla kenara itebileceği bir engel. Şunlarla
kamufle edilmiş ama bu kamuflaj da yetmemiş tabii ki. Görünüyor, tutunamamış bunlar duvara ve işte boşluğu görüyorsunuz, sallanıyor. Aslında bu bile tek başına bir tehlike, öğrencilerin üzerine yıkılabilir çünkü bu. Sadece bu kadar da değil, bu da kapısına kilit vurulmuş bir sınıf. Buradan bakıldığında içeride giderlerin patlak olduğu ve suyun da bu sınıfın içine aktığını görüyoruz. Burası da okulun yangın merdiveni, yani acil bir durumda öğrencilerin bulunacağı yer burası. Ama buraya gelir gelmez bakın bizi ne karşılıyor? Bir sıra ve bir masa. Çünkü bu merdivenleri kullanmak tehlikeli. Bu yüzden de öğrenciler burayı kullanmasın diye önlem olarak bu masayı koymuşlar. Yani yıkılma ihtimaline karşı tek önlem bu masalar. İddialara göre okula yıkılır raporu verilmişti. Ama buna rağmen okulda 1800 öğrenci ölüm korkusuyla öğrenim görmeye devam ediyordu. Bütün kolonlarda aynı manzara var. İşte bir tanesi daha çatlak zeminden başlıyor ve devam ediyor. En üst kata kadar da sürüyor. Fox Haber'in gündeme getirdiği olaydan sonra İstanbul Valiliği harekete geçti. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan okul 16 Mart'tan itibaren boşaltılacak. Öğrencilerse başka okullara gönderilecek. Ne mutlu bizlere. Biz Fox Haber ailesi olarak böyle iyi şeylere vesile olabiliyoruz. Tek bir haberle bunu yapabiliyoruz. Umarım daha iyi gelişmelere de vesile oluruz. Yani her haberimiz hemen hemen böyle ses getiriyor. Şimdi Çakır teyze vardı ya dün izlediğiniz. Bakırköy'de çöp kutularının yanında çiçek satan teyzemiz. Onun içinde ben unuttum zannetmeyin, harekete geçtim. Onun bir an önce meydana çıkması için takipte olacağım. İnşallah meydana kursun artık tezgahını. Ne olacak ki? Bu kadar zor bir şey mi bu? Türk tipi kadın. Hepimiz biliriz Türk tipi kadını. Biraz böyle kalçalar geniş olur bizde. Belimiz ince olur falan. Ama bir de Türk tipi kadın hakları var. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi dün Kadınlar Günü'nde. Bu bizim aklımızı karıştırdı. Dedik ki bizim karıştırdıysa aklımızı, sokaktaki insanların da aklı karışmıştır. Sonra Ankara Büro'dan İlker çıktı sokağa, sordu. Hem erkeklere hem kadınlara. Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek ve uygulamak mecburiyetindeyiz. Kadın haklarını illa batıdaki formatta ve üslupta ifade etmek, savunmak, hayata geçirmek zorunda değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla başladı tartışması. Peki ama nedir bu Türk tipi kadın hakları? Eşinden saygı, sevgi görmek, kadına verilen hakların geri alınmaması demek. Adil yarış, özgürlük, rekabet de olmalı, tatlı bir rekabet. Bence Atatürk kadınlara en doğal, en güzel hakları 1934 yılında her türlü hakkını verdi. Bence ekstra bir şeye gerek yok. Türk tipi kadın hakları açıklamasının herkeste yarattığı çağrışım farklı. İçeriği de tam bilinmediğinden kafalar karışık. Zaten kadınlarımız çok büyük haklara sahip. O zaman böyle bir düzenlemeye gerek yok mu? Yani şu anda var. Yok yani şey, düzenlememiz çok iyi. Var mı yok mu? Yani şu andaki düzenleme iyi. Her şeyin beynelmilel olması lazım. Türk tipi ne demek? Benim için kadın öncelikle annedir. Kadının önce anne değil de önce insan olması. Kürtaj yasaklanmalı. Tabii ki de yasak, zaten dinen yasak. Pozitif ayrımcılık istiyor kadınlar. Çalışma hayatlarında kolaylık, doğum izinlerinde, kıdem tazminatlarında, süt izni kullanımlarında esneklik. Anayasada yazdığı gibi eşitlik. Türk tipi kadın hakları diye bir nitelendirmeyi kabul edemiyorum ben. Bu şekilde sınırlandırmak insan haklarına aykırı. Benimle evlenir misin? Evet. Ama çoğunun hayatı canlı yayında evlenme teklifi alacak kadar sürprizli değil. Türk tipi kadın hakları tartışması bir kenarda bekleye dursun. Kadınların acil çözüm bekleyen çok önemli bir sorunu var. Şiddet. Türkiye'de her iki kadından birisi şiddet görüyor. Ve şiddet gören her 10 kadından 7'si kocasının kendisini öldürmesinden korkuyor. Eşinizden hiç şiddet gördünüz mü? Eşi görmedim, şiddeti göreyim. Fıstık gibi kadınım. Gitti, ihanet etti, başkasından kaçtı. Kimi hakaret görüyor, kimi kazandığı parayı harcayamıyor, kimi kocası izin vermediği için çalışamıyor. Ve Türkiye'de Türk tipi hakları tartışılan kadınların hala %12.6'sı okuma yazma bilmiyor. Saçlarını da feda ederek dikkat çekmeye çalışıyorlar sorunlarına. Çözüm beklenen meclistense onlar adına deyişler yükseliyor. Analara kıymayın efendiler. Ve İsmail Küçükkaya hemen yanımda. İlk olarak ben Türk tipi kadın nasıl olur onu sormak istiyorum size.
Aslında Türk tipi kadın hakkı diyor ya. Olsun, biz böyle... Türk tipi kadını önce bir anlayalım. Şimdi şöyle, ben Türk tipi kadını bilmem ama Türk tipi kahve mesela. Türk kahvesi. Ben bağımlısıyım. Kahvenin en iyisidir Türk tipi kahve, Türk kahvesi. Ama sade içeceksiniz diyorlar ya da az şekerli bir parça. Bir de ben artık hani Çalarsat ailesi de biliyor. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorlar. Kuru fasulyeyi çok seviyoruz. Oo, hemen Zeytinburnu'nda çok güzel bir kuru fasulyeci var. Gittik birkaç kere, bizi Doğan Şen Türk götürdü. Çok niye da güzel. Gideriz hep beraber. Yani kuru fasulyeye gidiyorlar. Yemeğe gidiyorsunuz. Ama biz 4'te kalkıp gelen, bizim saatimizle senin saatin farklı. İşte tam İsmail Küçükkaya yayından çıkıyor. Hemen tabii gözden geçiriyor ne yapacağını. Etrafı şöyle 1-2 saat burada oyalanıyoruz. 1-2 saat oyalanıyor, sonra gidiyor, yok oluyor. Tabii akşama kadar gündemi takip ediyorsunuz diye önce biliyorum. Önce biraz uyuyoruz. Ha, uyuma. 1 saat uyuyorum. Saatimi kuruyorum. Bir saati geçmemesi lazım. O zaman da çünkü geçerse akşam erken saatte uyuyamıyoruz. Hı hı. Şimdi öğlen saatlerinde bir saat saatimi kurup uyuyorum. Uyanınca yeni güne başlıyoruz yavaş yavaş. O zaman yeni güne başladığınızdan sonraki zamanınızı da koltukta, orada. Biz hiç alışkın değiliz aslında, biliyorsun. Olmaz. Oturmaya. Bizim burası neyse, misafir madem. Koltuğu. Sizi suni deri koltuğumuzda ağırlamak misafir isterim. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Ne yapalım, otururuz biz de artık. Misafir sayılmazsınız ama yani her gün birlikteyiz. Bugün burada. Misafirliğe geldik. Olsun. Çok da iyi ettiniz. Kahve alırsınız. Evet, sade bir kahve sade isterim. Sade bir kahve. Şimdi Sezen abla getirir bize. Şahane. Zaten. Bir de öncelikle şunu sormak istiyorum. Buradan çıktınız, eve gittiniz, bir saat uyudunuz. Sonra ne yapılıyor? Şimdi sonra uyandım. Bir böyle hafif bir kahvaltı yapıyorum. Sonra bilgisayarımı açıyorum, müziğimi açıyorum. Bir taraftan haberlere bakıyorum, gündeme bakıyorum. Bir taraftan ertesi gün hazırlıklarına başlıyorum. Bir taraftan da böyle saatler böyle yavaş yavaş geçiyor. Öğleden sonra bir böyle bir saatlik bir spor molası veriyorum. Hı hı. Genelde dışarıya gidiyorum, açık havaya, yürüyüşe. Evet, yürüyüş. Yürüyüş fotoğraflarınızı biz biliyoruz. Evet, daha paylaşıyoruz. Daha yürüyüşte eşlik edemedik sizi ama ben o meşhur yürüyüşleri biliyorum. Bir de fotoğraf çekiliyorsunuz bol bol ya sokaklarda. Ben tabii yürüyüşe gidince Çalarsat ailesiyle karşılaşıyoruz. Onlar da beni görünce sağ olsunlar, destek veriyorlar. Hemen böyle sarılıyoruz. Hı hı. Biraz böyle sohbet ediyoruz. Fotoğraf çektiriyoruz. Hani ben böylece Çalarsat ailesi büyüyor. Mesajını da vermeye çalışıyorum. Onları tanıtıyorum insanlara. Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu galiba İzmir'deydiniz. Hemen evet. İsmail Küçükkaya hemen yürüyüşe çıkmış. Fotoğraflardan gördüm. Hiç bırakmam. Gördüm. Yani mesela o gün aslında akşam saatinde çıkacaktım ama o gün Büyükşehir Belediye Başkanı sağ olsun yemeğe davet etti. Hı hı. Sonra İzmir'e gitmişken balık yemeden dönülmez. Balık yedik ama akşam balık yiyince de ne yapılır? Tabii ki spor yapılır. Ertesi gün sabah erken kalkılır, kordonda yürüyüşe çıkılır. Kordonda. Peki hiç bıraktığınız oluyor mu? Yok yani, hayır. Bu kadar disiplinli. Her gün değil, yok. Haftada 4 gün ya da 5 gün yürüyorum. 2 gün böyle dinlenmeye veriyorum vücudum. Çünkü zaten yaptığımız iş çok yorucu ya. Hı hı. Onun için 2 gün dinleniyorum ama en az 4 gün, hele hafta sonu hem cumartesi hem pazar muhakkak açık havada yürüyorum. Evet, İsmail abimizin diyeceğim zaten. Siz de bizle konuştuğumuza bakmayın. Biz burada amca, aile gibi. Amca demedikten amca sonra demeyin. Her şey mümkün. İnşallah amca olacağınızı sonra, ileride görürüz. Sonra bana amca mıydınız? Amca dediler. Dayıydınız. Derim. Ben hem amcayım hem dayıyım. Amca da mı? İki tane kardeşimin yeğenleri var. Evet evet. Ben sanki dayı diye. Dayı var, onlar İkisi Amerika'dakiler. De sanki, bir de evet. Amca, onlar da Ankara'dakiler. Onların fotoğraflarım bunlar. Bakayım göreyim. Az önce bak, vardı. Bunlar şimdi Amerika. Bunlar bakın. Bunlar. Fakat burası çok sıcak Merve, söyleyeyim. Çok sıcak. Çok burada, sıcak. Yani bizim burası stüdyo değil. Burası haber merkezinin ortası malum. Burası çok sıcak. Çok bizim sıcak. Ben burada ölüyorum. İnanamazsınız. Ben sabahları yukarıda bizim stüdyomuzda biliyorsun. Hı-hı. Yine orada da sıcak oluyor ama. Evet. 18 dereceye getirttiriyorum. 6.45'te yayına başladığım zaman. Hı-hı. Önce Fox'un tekniği geliyor. Ölçüyor onu. 18 en fazla 19 derecede oluyor. Orada bile disiplini korumayı başarıyorsunuz. Ama yapmamız lazım. Bak şimdi ben terliyorum mesela. Terliyorsun. Sabahları geldiğinizde. Şimdi ne yapıyoruz? Ben söylemek evet. istiyorum onu. Ceviz. Cevizi yemeği ihmal etmiyorum. Bak gösterebilirim. Gösterir misin? Şurada benim masam var. Gider gelirim. Tamam. Şimdi cevizim geçen hafta bitti. O cevizi de annem gitti bana kendisi Simav'dan. Bizim Simav'ın cevizi meşhurdur. Cevizleri getirmişti. Ya. Cevizler bitti. Bak cevizim bitti. Ama Giresun'dan getirdiğim fındığım var. Fındığımı açtım. Her gün böyle bir avuç yiyorum. Sabah 4.30'da yiyorum onu. Yani o enerji olsun diye. Bir şey söyleyeceğim tabii. Şimdi. Tamer abi sen hazırlan seninle birlikte. Bir kalkabilir miyiz tabii. Ayağa? Hemen Fatih abinin masası var. Orada bir koli fındık vardı. Gidip alıp gelsek olur mu?
Valla benim masamda da var fındık. O tarafta oraya kamera gider mi? Ama oraya gidemez. Demek ki buradan yaparız. Ben getireyim tamam. Sizi. Peki estağfurullah. Siz oturun, fındığı getiriyorum. Peki. Getiriyorum. Evet. Fatih Portakal'ın fındıklarından şöyle bir avuç ya aldım. Bunlar Aydın mı peki? Aydın'dan mı? Bunlar nereden geldi bilmiyorum ama yani Kütahya'nın cevizini biliyorsun, Fatih'in daha. Çiftlik falan. Bunlar Giresun olabilir. Ha, bir çok tadına güzel. Bakalım. Giresun ne kadar mu güzel. Bak, açabilir miyim? Şöyle yapıyor. Ben normalde dişle bunları şey yap ama cevizi yapabilirim de. Bunu... Hah, bak ah, oldu bak. Evet. Bak mesela böyle. Bak bu mesela dünyanın en sağlıklı şeyi. Çiğ fındık. Çiğ fındık. Böyle işlenmiş, tuzlanmış değil. Bakın böyle. Bu Ordu'nun fındığı. Ben bundan her gün 15 tane yiyorum. 15'ten 16 olmuyor mu? Hayır. O zaman disiplini bozmaman gerekiyor. Çünkü bunlar aynı zamanda kalori deposu. Evet. Mesela 15 tane yiyorum. Ceviz yiyorsam 2 tane büyük cevizi kırıp getiriyorum. Şimdi ben de oturuyorum ceviz yemeye, fındık yemeye. Ama o zaman... Ama ben maşallah... Hepimiz öyle, öyle olmayacak işte. Hayat boyu devam eden ilkelerimiz olacak. Mesela oturduk 2 dilim ekmek. Ben mesela 2 dilim de keserim ekmeği. Ekmeği yiyoruz, ekmek hı-hı, seviyoruz. 2 dilim. Tatlıyı, mesela bir hayat ilkem benim, bunu öğrendim. Yemek bitti ya, yemek bitince bir saat bekleyeceğiz. Meyveyi bile yemeyeceğiz, ben öyle, hiç. Bir saat sonra o ara öğün yerine geçiyor ondan sonra. Ama işte bunu disiplinli bir şekilde yürütebilmek ama çok zor. Ama her şeyde öyle, hayat ben disiplindir. Ben yemek yemeyi çok seviyorum mesela. Hepimiz severiz, yemek yemeyi kim sevmez? Ben ama disiplin seviyorum içinde. Peki, programa çıkmadan önce oturalım. Evet. Ben bu fındıkları buraya koyayım da sonra... Kırıp alırız biz onları sana. Zaten bir kilo. Sizin fındıklardan da yemem lazım. Olur. Peki her sabah çok zor. Yani buraya kaçta geliyordunuz? Şimdi ben 4'te kalkıyorum. Bu sene 4'ü çeyrek geçeye aldım onu. Şimdi biz buraya geldiğimizde benim arkadaşlar da benden önce de gelmiş oluyorlar. Hı hı. Editörüm, bütün muhabir ekip arkadaşlar falan. Sonra biz otururuz. Önce haberlere bakıyoruz, gazetelere bakıyoruz. Videoları izliyoruz. Bütün bunlara bakıyoruz. Kahvemiz nerede ya bu arada? Kahvemiz geliyor. Bir kahve içelim. Sezen abla gel. Ha? Sezen ablayı da tanıyorsunuz. Evet, tanımaz zaten mıyız? Her gün ondan bir tane sade kahve içiyorum. Sağ olsun, var ben olsun. Ben de sade. Canan Karatay hep söylüyor. Nasılsınız? Ya. Teşekkür ederim. Hoş geldin çok Sezen abla. Çok teşekkür ederim size. Zahmet Sezen oldu. Sezen abla da ailemizin bir parçası. Sağ olun, var olun. Aldık kahvelerimizi. Evet. Sonra buraya geliyorsunuz. Şimdi mesela açık havada yürüyüşü mutlaka tavsiye ediyorum. Mesela ben annemi aradığımda da. Anne ne yaptın diyorum. Böyle yürüyor. 45 dakika falan yürür. Hala yürüyor. Tabii her, yürüyeceğiz. Her zaman yürüyeceğiz. Yaşımız kaç olursa olsun. Peki anneden gelen bir şey mi bu? Sabah vallahi mesela değil. Çocukluğunuzla birlikte yürür müydünüz Kütahya'da? Yok öyle ya da değil. Ama şimdi spor yapmamız gerekir. Hı-hı. Ben mesela koşu bantlarında falan bazen yapıyorum mecbur kalınca. Ama mümkün olduğunca açık havada yapmak insanın duygusunu çok geliştiren bir şey. Mesela bütün büyük edebiyatçılara, filozoflara baktığım zaman uzun uzun yürüyüşler yaparlar açık havada, kırda. Evet. Gerçi İstanbul'da kır kalmadı ama en azından bulduğumuz yerlere. En azından sahilimiz var, var bizim. Belgrad ormanları da var. Aa, çok güzel. Oralarda ama onları da bir ara imara açacaklar diye bir söylenti vardı. Yok yok ama vardı. Koruyacağız onları. Allah korusun. Yani birkaç tane ormanımız yok, kaldı zaten. Allah korusun. Peki yürümediğiniz zamanlarda trafikte kaldığımız oluyor. Zaten İstanbul'daki toplu taşıma araçlarıyla ilgili, İstanbul'daki zor ulaşımla ilgili İsmail Küçükkaya Çalar Saat'te bol bol haber yapıyor ekibiyle birlikte. Ama biz gittik İsmail Bey. Nereye? Metroya mı? Metrobüse bindik biz Ercan Canik'le. Ooo ne güzel. İş çıkış saatine denk getirdik. Şuraya bakarak tıklım, anlatayım. Tıklım, İnanılmaz. Tıklım. İş çıkış saatinde Ercan Canik kameraman arkadaşımla birlikte ufak kameramızı aldık, metrobüse bindik. Neler yaşadık, neler. O çileyi an be an görüntüledik. Yani bir ara artık arkadaş falan da edindik. Lütfen bir izleyelim. İsmail Küçükkaya da yorumlasın. Birlikte bir göz atalım haberimize. Köprüyü geçene kadar ay ya dayı diyeceksin. Akbilimi bastım. Giriyorum. Burası Mecidiyeköy metrobüs istasyon girişi. Tabii içeri girmek o kadar kolay değil. Gel Ercan abi. Birkaç ay önce buraya yürüyen merdiven yapıldı. Ondan önce durum daha içler acısıydı. Görüyorsunuz. Balık istifi gibi girdik biz de sıraya. Çıkmaya çalışıyoruz. Her akşam böyle değil mi burası? Her akşam saatte çalışmaz. Akşama bakın, kadar çalışır. Metrobüsün bir özelliği var. Akşam saatlerinde burada yürüyen merdiven duruyor.
Görüyorsunuz duruyor. Yani boşu boşuna yapmışlar aslında yürüyen merdiveni. Yürümeyen merdiven. Evet. Tabana kuvvet gidiyoruz. O bizi yürütmüyor. Abicim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Siz her gün biniyor musunuz? Evet her gün biniyorum. Her gün işkence. Evet her gün işkence. İş yorgunluğuyla bile yürüyoruz. Yürüyoruz tabana evet. Kuvvet. Şimdi trafiğe gitseniz, arabayla gitseniz, otobüse o daha fena. Evet daha fena. Yalnız bunu yapmaları lazım. Yürüyen merdivenlerden biri çalışıyor gördüğünüz gibi. Aslında inenlere değil de çıkanlara çalıştırsalar belki daha mantıklı bir şey olur. Zor bela yukarı çıktık. Yolcular iniyor ama ne zaman metrobüse binebileceğimiz meçhul. Seneye biner miyiz? Seneye. Evet. Kaç metrobüs bekleyeceğiz? Ya bir... Efendim? 3 olabilir, 5 olabilir. Bence 5. Değil mi? 5 doğru. Evet, beklemeye devam ediyoruz. Şimdi 2 dakika. 5 gene az yani. 5 gene az. Hani trafiğin yoğun olduğu, özellikle maçın olduğu zamanlarda. O zaman zaten. Çok bekliyoruz. Hava da eğer kötüyse bizim için daha sıkıntı yani. Şimdi yanık olmamız lazım kızlar. Şimdi ben size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Metrobüs gelince bir panter edasıyla içeriye atlayacağız. Yani hiç binmek için çaba göstermeye gerek yok. Bekleyelim kalabalığın arasında. Bir kalabalık seni kaldırıyor, metrobüsün içine koyuyor. Hiç beklemeye gerek yok. Evet, biliyoruz hadi hadi. Ercan abi gel. Bakalım ben. Binebilecek miyiz Merve? Binemiyorum. Eyvah. Hadi bismillah. Gel Ercan abi. Evet. Biz bugün şanslıyız. Metrobüse bindik. Sadece bir durak şanslısınız. Efendim? Sadece bir durak şanslısınız. Ben binebilirim. Abicim dayanamayanlar var ya, galiba. Ya bir saniye rezalet bu. Neresine dayanacağım? Bir saniye hocam ben. Bir müsaade et adam. Ağla dolar gibi doluyor. Görüyorsunuz her yiğidin harcı değil metrobüse binmek. Çünkü burada yolculuk etmek de cesaret istiyor değil mi? Tabii. Yani. Her gün kullandığımızda alıştık ya. Akrabalarımız bizim ya, yabancı değil hepsi. Tanıdık yani. Aynı saatte gidip geldiğimiz için onu tanıyorumdur. 4 yıl önce metrobüste tanıştık. Hala tanışıklığımız devam ediyor. Evet, 4 yıl önce, belki de 2 gün önce ahbap olanlar var metrobüste. Baray Bey'e de gelin adayını metrobüste artık bulacağız. Evlendireceğiz. Düğünü de metrobüste yapacaklar. Allah alıştık ya. Ben toplumu seviyorum ya. Halkını hiç seviyorum. Biz de seviyoruz. Ben alıştım valla, 10 numara bir yer. Böyle hani çoğaltsalar, geniş yapsalar iyi olmaz mı? Gerek yok ya. Biz rahatla alışmış insanlar değiliz. Böyle sıkışacağız, öyle rahat gidin olmuyor. Peki tamam. Gel Ercan abi, ilerlemeye çalışalım. Görüşürüz. Saygılar. Hadi bay bay. Yetkililer düşünsün, bilmiyorum. Arkada kahkahalar duyuyorsunuz. Böyle... aman aman. Pardon. Arkadaş olduğunuz hiç oldu mu metrobüste? Oldu tabii. Efendi siz ne yapıyorsunuz burada tek başınıza ya? Kendimi güvenceye alıyorum. Zincirli kuyu durağına inecek misiniz siz? Evet. Bir müsaade edelim beyefendiye. Valla bir inmek, binmek gibi inmek de zor. İterek inmeniz. Hadi bismillah. Tek ayaklı çekim yaptım biliyor musun? Geldi geldi geldi. Geldi. Saldır. Allah 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 Allah. Allah Allah. Binebilecek misiniz? Bineceğiz, gelin gelin. Sizi de bindireceğiz. Emin misiniz? Arkadaşlıklar da başlıyor tabii böyle. İşte bu. Gelin, gel Ercan abi, elini ver, elini ver. Elini ver Ercan abi. Evet, bindik. Üstelik bu metrobüs biraz daha lüks, ışığı var. Efendim merhabalar. Az önce tanışmıştık hatırlarsanız. Tanışamamıştık. Ama şu an tanışabiliriz. Evet. Her gün çekiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ne olacak bizim bu metrobüs çilemiş? Ne olacak? Devam edecek böyle. Alıştık değil de alıştırdılar. Peki ne yapılmalı amcacım yani? Nasıl böyle biraz seyrelmesi için bu kalabalığın? Yer altından metro geçse bu kalabalık bir nebze olsun azalır daha peki, fazla. Ercan abi gel arkaya doğru gidelim. Hadi görüşürüz. Vay be. Biz arka... Gidebilecek misiniz? Vallahi gideceğiz. Gideceğiz. Yamuldu biraz kusura bakmayın. Kadınlar için durum daha zor. Daha fazla ilerleyemeyeceğim. İlerlemeye çalışıyorum ama ilerleyemiyorum. Beyefendiyle konuşalım. Ercan abi olduğun yerde dön öteki tarafa. Bakın hemen Ercan abi Merve abla demeye başladı herkes. Çünkü burada bir arkadaşlık, bir dostluk kuruluyor aslında bu samimiyette tabii ki. Tuğba Hanım'la arkadaş olduk. Kendisi numarasını yazdı. Tuğba Metrobüs. Onu arayacağım sık sık. Merve Metrobüs diye mi kaydedeyim yoksa Fox Merve mi? Merve Metrobüs diye. Tamam. Tuğba'ya da buradan selam söylüyorum. Muhasebeci Tuğba. Bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaş çok, olduk. Çok güzel iş olmuş.
Biz devamlı metrobüste, böyle halkın içinde, aynen. Çok iyi olmuş, çok güzel. Hem halkın nabzını yansıtmış, hem milyonlarca insanın kullandığı metrobüsü göstermiş olduk. Gerçekten çok zor, tıklım tıklım. Öyle. Yani iş çıkış saati, sabah saatlerinde bir de metrobüste bekleme alanları o kadar dar ki, onun bir an önce genişletilmesi lazım. Yani nasıl bir mimari? Şimdi şöyle bir şey, tabii... Şimdi siz burası Zincirlikuyu mu? Burası Zincirlikuyu, bir de Mecidiyeköy'deydik. Şimdi orası da yoğun bir duraklardan çok, bir tanesi. En yoğun duraklar. İstanbul'da mesela bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız 2 saatiniz geçiyor değil aynen mi? Evet. Ama metrobüse binerseniz çok daha rahat gidebiliyorsunuz. Evet. Tabii zorlukları i̇şte var ama zorlukları var. Trafikten kurtarıyorsunuz. Aynen. Marmaray daha iyi. Sakin bindiniz mi bilmiyorum bindim. Ama biz Zeytinburnu'ndan bol bol gidip geliyoruz. Bazen Doğan Şentürk de biniyor. Tabii tabii. Buradan karşıya Doğan geçerken Şentürk biliyorum. Genel yayın yönetmenimiz. Onunla birlikte o da çünkü Anadolu yakasında oturuyor. Biniyoruz, iş çıkışında gidiyoruz. Biz. Oradan sonrası yine trafik tabii de. Onu da karıştırmamak lazım. Ne kadar lazım. Aşarsak o kadar evet. iyi. Ben tabii biliyorsun Çalar Saat'te en büyük şansım ne benim? Ne? Bu. Çünkü ben sabah erken saatlerde geldiğim için. Ben gece arkadaşlarım, geldiğiniz için. Evet, sabaha karşı. Dönüşümüzde böyle tam böyle öğle saatleri tam biz trafikten kurtarıyoruz. Oo, siz yırttınız, bize ne olacak şimdi? İşte artık herkes kendi vallahi biz derdine baksın. Mahvoluyoruz ama şimdi sizin de tek şanslı tarafınız o yani. O kadar evet, evet. gece uykusu yok. Yani 3,5 saat yayın. Değil mi? Bir lüksünüz de trafik olmaması olsun. Aynen olsun. Ben şimdi bu kitabınızı göstermek istiyorum. Çok korkma. Ben daha önce de yayında göstermiştim. Evet. İmzalattığım zaman imzalatmak için yukarı çıktım. İsmail Küçükkaya'nın evet. kitabını. Korkma diyor bize. Ama içinde tabii ki Halise teyzemizin ismi var. Halise evet. Küçükkaya ve bütün annelere armağan ettiniz siz bu kitabı. Dün de Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bütün kadınlar için, bütün anneler için, o annelik duygusunu yaşayan herkes için galiba bu kitap ama anne okudu mu? Okumaz olur mu? Bir kere şöyle bir şansımız var. Şimdi anneler bize sahip çıktılar. Bu kitap aslında öyküsü şu. Doğan Şentürk'ün bana teklif ettiği gün, hı hı. ben hiç aklımda olmayan bir televizyon macerasına başladım ya. Evet. Gazeteden televizyona geçiş. Bu kitabın öyküsü bu aslında. Ve Fox'taki bu buluşma, aile ortamının yaratmış olduğu sinerji. Ama hep ama. Ne deriz? Anneler bize sahip çıktılar. Başta kendi annem olmak üzere bütün anneler, annelere çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizim programımızda da biz Çalar Saat içinde öyle diyoruz. Annelerin sorunlarını gündeme taşıma, annelerle buluşma, dayanışma noktası diyorum ben Çalar Saat buluşmalarına. Onun için de her fırsatta anneleri ve geleceğin annelerini de anlama, anma ve ayrıca mesela 8 Mart'ı niye önemsiyoruz? Toplumun medeni bir toplum haline gelmesi için kadınla erkeği eşit hale getirmek. Bir mücadele bu. Halise teyze. Halise teyzeyi biz tanıyoruz zaten. Evet tanıyorsunuz. Halise teyzeyi o kadar iyi tanıyoruz ki yani inşallah bir gün buraya da gelir. Gelir. Şimdi belki Simav'a geçti. Şimdi biz kışın belki Ankara'daydı. Bir tanıya gideriz Simav'a. Aynı belki güzel bize bir sofra tabii hazırlar, ki. Yemek güzel, hazırlar. İnşallah gideriz. Memnuniyetle. Arasak mı? Arasak açar mı? Açar tabii. Ben aslında bir kere yaptım biliyorsun bunu. Evet. Daha doğrusu iki kere yaptım. Birinde fırça yedim. Fırça mı yedin? Şöyle. Şimdi anneler izler değil mi? Evet. Fakat bir gün annemi gece uyku tutmamış. Hı. Geç yatmış. Sabah da uyanmamış. Şimdi bir izleyenim dedi ki abi anne ne yapıyor dedi. Arayalım dedim. Aradım. Açan yok. Bir daha aradım, açan yok. Terlik uyuyor güzel. Olabilir dedim. Sonra akşama kadar fırça yedim. Ya dedi ki 40 yılın başı uyku tutmadı uyudum. Şimdi sen beni dedi bütün Türkiye oğlunun programını izlemiyor diye gösterdin dedi. Anne dedim yok ya biz bizeyiz. Bir şey yok burada dedim. Arayalım. Hadi ama şimdi arayalım. İzliyor zaten biliyorum. Ezberde mi numara? Benim telefonum başlı yanımda. Başlı 0535. Ama söylemeyeyim şimdi herkes arar onu. Ben arayayım tamam sen başla 0535. Bütün Türkiye de öğrenmesin teyzenin aslında numarasını. Biz Çalar Saat ailesi hadi. Aslında bakalım ay, bu ne yapıyor bu arada anneme de selam olsun burada. Bütün anneler. Benim anneme de. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bir dakika. Bakalım açacak mı Halise teyze? Açar açar. Ah Halise İnşallah. Teyze kızma bize ne olur. Dur bakalım. Lütfen kızma. Şimdi hoparlörünü açıyoruz. Evet. Anneler hayırlı evlatlar sizleri arıyor hepimiz. Bakalım. Alo. Oley. Halise teyze nasılsın Merve ben? Merhaba kızım. İzliyor musun? İzliyor musun Halise teyze? Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Ben teşekkür ederim. Çok iyi vallahi şükür. Sizdeyiz. Sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederiz Halise teyze. Oğlunuz burada. Aa,
bizi. Evet, o aradı benim telefonumdan, onu da gördünüz tabii. Evet, gördüm tabii, sizi de gördüm. Halise evet. Teyze, ben İsmail abiyi veriyorum sana. Tamam. Hadi veriyorum. Duyuyoruz sesini, duyuyoruz zaten. Bak, şimdi önce şeyi söyleyeyim. Önceki gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ya. Hı hı. Belediye, buradan ben bütün belediye başkanlarına işte bu etkinlikleri yapmalarını istiyorum. Annem çok mutluydu. Anne ne oldu dedim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık ya. Anne belediye başkanı ne yaptı sana? Ne yaptı biliyor musun? Bak. Ben arkadaşımın yanına gitmişti. Ülkü, Çiçekçi Ülkü'nün. Evet, Ülkü hocamız. Orada kadınlar bize çiçek getirdiler. Kim dağılıyor dedim, belediye başkanı. Bak bütün kadınlara çiçek vermiş. Hepsine, bütün evet, Kütahya'sına. Ben de evet. Teşekkür ediyorum, hepsine. Belediye başkanı oldu. Bak bu mesela bunu bana dedi ki, böyle şeyleri anlat ki dedi, örnek olsun herkese dedi. Evet. Anne nasıl evet. Gidiyor Simav, herkes ne yapıyor? Çok güzel, Simav'ımız çok güzel ya. Bizim Simav'ımız, komşularımız, herkes, eşler, dostlar. Bak dün söylemiştin Süniye teyzeye bugün selamları söyledik anne. Evet çok teşekkür ederim. Çünkü ederiz. Sıkı sıkı tembih etti. Peki evet. Halise teyze. Peki ben Kütahya'ya gelsem, Simav'a gelsem yemek yer miyiz birlikte şöyle sofrada? Ay, nasıl kızım ne demek? Yiyeceğin yemek olsun senin kızım. Kütahya'nın köftesi güzel olur. Kütahya köfte. Kütahya köfte yapar mıyız birlikte? Ay yapmaz kızım. İsmail küçükleri seviyor mu? Eynal'a götürsün, Eynal'a, Kaplıcalar'a. Kaplıcalar. Kaplıcalar var bizim burada. Çok güzel. Bak. Harika. Fotoğraflar görüyor annemizde. Görüyor musun kendini teyze? Evet. Burada da maşallah çok güzelsin. Canım, bütün çok kadınlar. Peki teyze sana bir şey soracağım. Bir şey soracağım sana. Kıskanıyor musun? Evet. Bütün kadınlar, bütün teyzeler İsmail Küçükkaya'yı çok seviyor. Tabii ki en çok sen seviyorsun ama. Kıskanamazsın mı diyorum? Evet. Ay daha gurur duyuyorum ya. Gurur. Benim oğlum herkesin annesi zaten. Süper. Herkesin oğlu benim oğlum. Herkesin. Halise teyzeciğim. Senin ellerinden öpüyorum. Kızım gurur duyuyorsun daha. Biz de. Maşallah. Vallahi oğlun bana o kadar güzel tecrübelerinden faydalanmamı sağlıyor ki. Biz bu programa başlamadan önce ben İsmail evet. Küçükkaya'dan çok önemli tavsiyeler aldım. Hep de yukarı çıkıyorum. Sağ olsun tecrübelerinden faydalanmama izin veriyor. Çok teşekkür ederim. Halise teyze görüşürüz diyorum. Şimdi zaten seni bir eskilere götüreceğim. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim herkese. Bütün... Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyoruz teyzeciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Vallahi öyle de güzel bir enerji. Ya şimdi şöyle. Yani inanılmaz. Anneler Merve ne biliyor musun? Çok tatlılar. Ben mesela annemi hayatın en büyük mucizesi diye görüyorum. Çünkü hepimizin annesi öyledir. Çünkü hele şimdiki gibi değil. Eskiden çocuk yetiştirmek çok daha zordu. Şimdi tabii daha rahat. Ama ben anneme bakıyorum kendi çocukluğumdan itibaren. Hayatın en büyük mucizesi diye gördüğüm için. Evet. Anneler meselesini hep gündemde tutmamız gerekiyor. Evet. Mesela benim bir arkadaşım var. İlhan İl. Büyük bir iş adamı işte, tamam mı? Bir gün dedi ki ya sen söyledin. Hayatım boyunca anneme seni seviyorum demediğimi anladım dedi. Ben çünkü söylüyorum anneleri aradınız mı, ziyarete gittiniz mi diye. Şimdi 50 yaşında bir adam, büyük bir iş adamı. Hiç annesine söylememiş. Bir gün telefonla açmış, anne demiş. Annesi de Karacabey'de. Efendim oğlum, diyemedim diyor sonra seni seviyorum diye. Ben bir o 2 hafta sonra bir daha söyledim. Anneleri aradınız mı, ziyarete gittiniz mi, seni seviyorum dediniz mi? Bu defa karar vermiş, aramış böyle. Anneciğim, efendim oğlum, seni seviyorum. Küt telefonu kapadı vermiş. Of! Hani o kadar alışkın değiliz aslında evet. Ama bunu birazcık böyle yavaş yavaş galiba, değiştirmek değil evet, mi? Yetiştirilişle ilgili biraz. Biraz böyle belki de bizim geleneklerimizle alakalı bir şey mi bu? Ama utangaçlık, çekingenlik. Aslında anne her zaman bizim kültürümüzde evet. En değerdedir. Ama en mesafe üst... var sanki biraz. İşte ama bazı toplum. Şöyle toplumun son dönem sahip olduğu alışkanlıklarla da bağlantılı diye düşünüyorum. O aile ilişkileri birazcık kopmaya başladı. Onu birazcık böyle toparlamamız gerekiyor. Aynen öyle. Kahve içtik biz. İçtik sade kahvemizi. Kahvemizi içtik. Evet.
ama sade kahve içiyoruz ben biz. Sadece. Ama bazen bu kahve bile daha tehlikeli olabiliyormuş. 40 yıl hatırı vardır derler Türk kahvesi ama. Değil de. Değil değil mi? Türk kahvesi değil. İzleyelim isterseniz. Peki izleyelim. İzleyelim. Biraz daha bekle. Tam taşmadan son halinde alacağım. Elimde sade Türk kahvesi var. Yani bu kahvenin sağlıklı hali. Kahveyi sağlıklı haliyle içersek ne gibi faydaları var? Kahve içerisindeki kafein, niyasin, mikro elementler ve antioksidan özelliğinden dolayı kilo kontrolüne çok fayda sağlayacaktır. Az da olsa metabolizmi hızlandırma özelliği vardır. Bağışıklığı güçlendirmektedir. Kişilerdeki migren ataklarının önüne geçmektedir. Ve bunun dışında da bakıldığında Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda da koruyucu etkisi vardır. Aynı zamanda konsantrasyonu arttırıp dikkat dağınıklığını da önüne geçer. Türk kahvesi hepimizin vazgeçilmezi ama gün içinde mutlaka böyle ağır, kremalı, şekerli ve aromalı latteleri de içiyoruz ama içerken ne kadar zararlı olduğunu fark etmiyoruz. Oysa bir bardak kahvenin içinde mesela ne kadar şeker var? Herhangi bir gazlı içecek kadar var mı? Şimdi bakıldığında aslında aromalı, kremalı, şuruplu bir büyük boy kahvenin bir hamburger kadar çok eşdeğer bir hamburger kadar kalori değerinin yüksek olduğunu görüyoruz burada. O yüzden kişiler içerken biraz daha özen göstersinler çünkü maalesef kilo aldıran ciddi de bir boyuta geçmiş oluyor. Hani uzmanlar ara öğün atlamayın diyor ya, işte o öğüne uygun bir kahve. Önümüzde duran kahve neredeyse 400 kalori. Onun yerine biz 70 kalorilik çok daha uygun bir kahve hazırlayacağız. Tadına da bakacağız, bir fark olacak mı diye. Ne koyacağız bu bardağın içine biz şimdi? Öncelikle kahvemizi alalım. Normal kahve çekirdeklerimizi öğütülmüş halinden 3 çay kaşığı kadar koyuyoruz. İsteyenler belki birazcık daha kahvesini arttırabilirler. Ve içerisine de az yağ sütümüzden ekliyoruz. Şeker bunun içerisine koymuyoruz tabii ki. Şekeri çok fazla tercih etmiyoruz. Ama illaki tatlı bir tat isteyenler için onun yerine tarçın kullanabilirler. İçerisine de şöyle yarım çay kaşığı kadar tarçın ekleyebilirler. Tarçın zaten hem şekeri dengelediği için hem de şekerli bir tat verdiği için burada çok güzel olacaktır. Ama daha da ben bununla yetinemiyorum. Birazcık daha tatlı olsun diyenler için ise içerisine birazcık muz veya çilek gibi bir meyve tercih edebilirler. İçerisine genellikle ben şöyle bir maksimum iki parça kadar da muz koymayı tercih ediyorum. Zaten bu da gayet sağlıklı bir kahve formuna da girmiş oluyor. Hem sütümüz krema yerine süt kullanmış oluyoruz. Burada hem de az yağlı bir süt kullanmış oluyoruz. Hem de şeker yerine tarçın ve muz tercih etmiş oluyoruz. Tatlarında peki ne kadar fark var? Tatlarında yani tabii ki tat olarak daha lezzetli olacaktır tarçınlı ve muzlu kahvemiz. Diğeri daha aromalı, daha şuruplu, daha kremalı olduğu için zaten sindirimi çok güç oluyor. Aynı zamanda kilo kontrolünü çok zorlaştırıyor zaten. Demin de bahsettiğim gibi şunu içtiğimiz zaman bir tane büyük bir hamburger yemiş kadar oluyoruz zaten. Bakıldığında çok da anlamlı değil aslında. O yüzden mutlaka bu tarz bir kahveyi tercih etmeleri daha doğru olacaktır. Biz burada bol kalorili, sağlıksız kahvenin yerine tarçınlı, muzlu, sağlıklı olanı yaptık. Tadı da diğerinden daha güzel. Ama tadı Türk kahvesinden güzel olamaz. Ben öyle düşünüyorum. Ve doktorlar söylüyorlar. Günde bir, en fazla iki fincan Türk kahvesi iyidir diyorlar. Ben, ben her gün içiyorum. 7 fincan içiyorum. Ama hayır, fazla. Yok fazla. Alışkanlık işte. Olmaz, kötü alışkanlık. Ben mesela bu kolaycılık böyle yok. 2 fincan tamamdır. Evet. Bu arada İsmail Küçükkaya olarak... Kıyafetlerinizi kendiniz seçiyorsunuz değil mi? Evet ama bir danışmanım var artık. Şimdi ben ilk geldiğim yıl işte tabii renkler çok tartışılıyor ya. Şudur budur ama ben dedim ki ben mavi huyluyum. Ben mavi istiyorum. Mavi ve tonları, mavi ve kontrastları. Ama artık eleştiri almak istemediğim için gittim bir tane danışman tuttum kendime vallahi. Dedim ki ben mavi ve tonlarını, mavi ve kontrastları giymek istiyorum. Ama bana eleştiri gelmeyecek şekilde giydirin beni dedim. O da mesela en önemli şey şu. Eskiden bol giyerdik ya. Hayır. Evet. Her şey dar olacak. Tam beden olacak. Hani slim fit dedikleri. Bedenden böyle sarkmayacak. Eskiden biz öyle alışmışız. Hani büyük al ki bir beden giy. Bir sonraki bayramda da giy diye. Bu arada şimdi bir şey yok. Daha göstermek istiyorum ben. Yanınıza gelebilir miyim? Kolunuzda bir bileklik gördüm. Ha, çok bu... hoş. Şunu görelim görelim. Bu nereden geldi? Bunu söyleyeyim mi? O zaman sonra söyleyelim. Reklamdan sonra söyleyelim. Tamam olur olur. Tamam. Güzel bir hikayesi var bunun. Önce bir reklama gidelim sonra konuşacağız. Olur. Koldaki
Evet, güzel. Söz vermiştik. Neydi? Neydi söz bu, vermiştik? Bu nazar değmesin diye bana Doğan Şentürk'ün hediyesidir geçen seneden. Aman nazar değmesin diye bunu takıyoruz. Nazar doğası var bunda. Peki, bunu her zaman takıyoruz. Kapatmadan son bir şey sormak istiyorum. Süremiz düğün bitmiş. Ne zaman? Süremiz bitmiş. Serdar. Sevgili seyirciler, yarın sabah 6.45'te sizi bekliyoruz değil mi? Nasıl kıvırıyor, 6.45'te Türkiye'nin çalan saat annelere hepinizi bekliyoruz. Vallahi her şey ben nasip... sabah sabırsızlıkla gelinimizi bekliyorum. Senin ne zaman? Benim daha çok var. Sizin geldi. Alkış. Neyse, görüşürüz yarın.